Herkese merhaba. Samsung Galaxy S4 Türkiye lansmanındayız ve elimizde görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy S4'ün beyaz ve siyah renkli versiyonları duruyor. Samsung Galaxy S4'te 4.99 inçlik 1080p Full HD ekran bulunuyor ve ekranın etrafındaki çerçeve Galaxy S3'e göre biraz daha daraltılmış. Böylelikle Samsung Galaxy S4 biraz daha kibar görünen, biraz daha ele rahat oturan bir cihaz haline gelmiş. Kalınlık da Samsung Galaxy S4'te daha düşük ve bu sayede Samsung Galaxy S4 hem cepte rahat taşınıyor hem de daha büyük ekran taşımasına karşın elde çok daha iyi kavranabiliyor. Telefonun toplam ağırlığı da 130 gram. Baktığımızda telefonun özellikle siyah renkli versiyonun arkasındaki desenler dikkat çekiyor. Beyaz renkli bu desenler biraz da belirli belirsiz yapıda. Onun dışında yine plastikten yapılmış bir telefon var karşımıza. Beyaz renkli versiyonlarla devam edelim. Samsung Galaxy S4'te yer alan Full HD ekranın görüş açısı normalde pentile ekranlarda şikayet konusu olan o yeşilimsi, mavimsi renk tonlarını göstermemesi açısından daha iyi gözüküyor. Baktığımızda gerçekten renk kaybının daha az olduğunu görüyoruz. Yüksek ışık altında bile ekranın görünüşü oldukça iyi, görünürlüğü oldukça iyi. Şu anda ekranı maksimum yükseklik, maksimum parlaklıkta kullanmamıza karşın ve ortamda fazla ışık bulunmasına karşın Samsung Galaxy S4'ün ekranı memnun edici bir görsel deneyim sunuyor. Bunu belirtmek gerek. Flash ekranda hem fotoğrafları görüntülemek hem de video izlemek oldukça iyi olacaktır. Telefonda 1.6 GHz'lik işlemci var. Exynos işlemci var. Bu işlemci içerisinde 4 çekirdekli Cortex A15 tabanlı işlemci var. Aynı zamanda Cortex A7 tabanlı 1.2 GHz'lik 4 çekirdek var. Bu şekilde Samsung Galaxy S4 ihtiyaç duyduğu gücü alıyor. 2 GB RAM var telefonda. Bunun dışında yine arkada 13 megapiksel kamera var. Bu kameranın çeşitli yazının tabanlı çekim özellikleri bulunuyor. Yine arkada plastik kapak var. Alt bölümde hoparlörü görüyoruz. Sol tarafta ses tuşu dikkat çekiyor. Yine tek kalıp sağ tarafta yine Samsung'un alıştığımız bir geleneği olacak şekilde güç butonu yer alıyor. Telefonu hem sağ ile hem de sol ile tuttuğunuzda bu butonlara rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Bu açıdan ergonomi de göz ardı edilmiyor. Ekran altında yine home tuşu var. Fiziksel basmalı ve bunun sol tarafında menü, sağ tarafında ise geri tuşu yer alıyor. Bu da demek oluyor ki yazılım tabanlı sanal navigasyon tuşları kullanılmıyor cihazda. Bu da kullanıcı arayüzünde size daha fazla alanın kalması anlamına geliyor. Telefonda Jelly Bean işletim sistemi çalışıyor. Android 4.2.2 son sürüm var ve bunun üzerinde de TouchWiz kullanıcı arayüzü geliyor. TouchWiz'de genellikle geçen yıldaki kullanıcı arayüzünün etkilerini görüyoruz. Bununla birlikte bazı özelleştirmeler, bazı farklılıklar da dikkat çekiyor. Baktığımızda çeşitli bileşenlerin yazı tiplerinin değiştirildiğini, ana albümü ve bunun gibi bir takım yeniliklerin geldiğini görüyoruz. Samsung Hub'da da bazı tasarım değişiklikleri söz konusu. Yine görmüş olduğunuz gibi farklı giriş panelleri oluşturup bunları dilediğiniz gibi bileşenlerle veya kısayolarla zenginleştirmeniz mümkün. Yine görmüş olduğunuz gibi 7 farklı giriş paneli eklenebiliyor. Samsung Apps uygulama mağazası tasarım değişikliğiyle karşımıza çıkıyor. Galaxy S4'te Android'in varsayılan mağazası Google Play Store'un bir alternatif niteliğini taşıyor. Bunun dışında devam edecek olursak Samsung Galaxy S4'te yine uygulama bölümüne bakalım. Uygulama bölümünde de yine Samsung özel Hub, Samsung Link bu gibi uygulamalarında hem kısa yol bakımından, ikon bakımından hem de özellik bakımından, arayüz bakımından bazı değişikliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yine bazı Samsung uygulamaları S-Voice, S-Çevirmen gibi uygulamalar var. Şuradan gerçi kuruludur arkadaşlar, kurmuştur ama temassız kontrol özelliklerinden hızlı bakış, temassız atlayış, temassız gezinme, temassız hareket ve arama kabulü. Pardon. Yine işte hareketlerden bu daha önce şu doğrudan arama falan S3'te olan özellikler. Şu sustur ve duraklat gerçi yine S3'te var. Şu avuç içi hareketinde sustur duraklat, bu da yeni bir özellik. Yani eskiden şeydi, telefon çaldığında telefonu elinize alıp geri ters çevirmeniz gerekiyordu. Bunda öyle bir şey yok. Sadece şöyle elinizi koymanız, telefonu susturmanız için yeterli. Şimdi burada ilk olarak şöyle telefonu kapalı olduğunu düşünün. Mesela kafede oturuyorsunuz. Telefon zaten genelde masanın üstündedir. Saatiniz de yok kolunuzda. Saate bakmak istediniz. Sadece şu hareketle
saat bilgilerini ve telefon hakkındaki bilgileri, işte mesaj var mı, cevapsız var mı, pil durumunu öğrenebiliyorsunuz. Bunun dışında gene cihazı hiç elimize almadığımızı varsayalım. Şurada internet açtığımız zaman şu hareketlerle şöyle, pardon. Şimdi burada iki tane sayfa var. Sayfalar arasında geçişi yapabiliyorsunuz. Burada herhalde bir şey aradı arkadaşlar. Şu anda alıyor. Şöyle dönelim. Şöyle bir sayfayı açtığınız zaman yine elinizle sayfada aşağı yukarı istediğiniz yere bakabiliyorsunuz. Yine ayrıyetten bunu nasıl alacağız bilmiyorum ama şöyle cihazı elinize tutup baktığınız zaman da yine başınızın hareketleriyle başı algılaması gerekiyor. Başınızın hareketleriyle aşağı doğru bakmak istediğiniz zaman başınızı aşağı doğru oynatmanız yeterli. Yine yukarıda da yukarı doğru oynatmanız yeterli. Ekranı hiç ellemiyorsunuz. Bu iki farklı şekilde çalışıyor. Bir cihazı hareket ettirerek çalışıyor. Bir de başınızı hareket ettirerek çalışıyor. Onun yine ayrı cihaz içerisinde mevcut. Bu da yeni bir özellik. Yine bunun dışında şuradan galeriyi açalım. Kamerada çekilen şuradan örnek fotoğraflar. Yine cihaza hiç dokunmadan şöyle şu şekilde istediğiniz fotoğraflar arasında gezinme imkanına sahipsiniz. Ve de bunun dışında şuradan hazır açmışken videomuzu da açalım. Şöyle göstereyim. YouTube'dan olsun, internetten olsun video player'imizle video izlediğiniz zaman oldu ki bir başka bir yere bakma gereksinimiz oldu. Burada baktığınız zaman şu anda mesela videoyu oynatıyor ben baktığım için. Kafanızı çevirdiğiniz zaman videoda duruyor. Yani şöyle başka bir yerle ilgilendiğim zaman herhangi bir şey olduğu zaman cihaza bakmadığımda cihaz zaten burada gözlerimizi okuyor. Baktığımız zaman da yine oynatmaya devam ediyor. Kalemle yapılıyordu. Bunu yine parmağınızla istediğiniz yeri göstererek istediğiniz sahneyi de görebiliyorsunuz. Ayrıca şuradan bölüm ön izlemeye geldiğimiz zaman da biliyorsunuz bu DVD'lerde olan bir özellik. İstediğiniz sahneye buradan direkt başlayabiliyorsunuz. Bu grup play isterseniz gösterelim bu iki cihaz üzerinde. Burada grup play özelliği şu anda bu iki cihaz grup play'e bağlı. Müzik paylaş dediğim zaman burada şuradan şarkıları yüklüyor. Şuradan seçelim. Şurada görüyorsunuz bir müzik paylaşılıyor şeklinde uyarı çıkıyor. Mesela özellikle uzun bir yolculuğa çıktınız arkadaşlarınızla ve de sizdeki olan bir şarkıyı arkadaşınızla birlikte dinlemek istiyorsunuz. Şu anda ikisinde de şarkı çalınıyor. Yalnız burada şarkı dosya transferi olmuyor. Yani o yüzden mesela güvenlik gerektiren bir şey durumlarda da gayet de güvenli. Buradan yine şuradan mesela şunu ses ayarını kısıp istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz host üzerinden. Şunu durduralım. Yine aynı şekilde resim ve belge paylaşabiliyorsunuz ama dediğim gibi sadece resimleri mesela açtığınızda dosya değil sadece görüntü olarak paylaşılıyor o kadar. Tabii multiplayer olacak şekilde oyunlar da oynayabiliyorsunuz. Şurada cihazın içerisinde şu anda iki tane de oyunumuz da mevcut. Şurada da zaten gözüktü. Şurada. Yani herhangi bir Wi-Fi alanına gerek kalmadan direkt cihazlar üzerinde kendi o zaten LAN'ını kuruyor ve size oynatıyor. Burada isim giriyorsunuz. Play dediğimizde
1 dakikalık bir oyun bu. Yani 1 dakika içinde en yüksek skoru yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte. 9 kişiye kadar oynatıyor bu oyun ve de gayet de eğlenceli oluyor. Biz kendi testlerimizde de çok eğlenmiştik. Optik okuyucumuz var. Optik okuyucundan da şuradan mesela yabancı bir ülkeye gittiniz. Samsung Apps üzerinden de buna sözlükler indirebiliyorsunuz. İspanyolca, İtalyanca. Ve de şurada şu anda mesela İngilizce Türkçe'ye ayarlı. Şuradan full kelimesini mesela okutuyorum. Dolu olarak direkt Türkçe karşılığını alabiliyorum. Tabi burada istersek Türkçe İngilizce olarak da yapabiliyoruz. Yine bunun dışında bu optik okuyucunun getirdiği bir özellik şöyle. Oldu ki elinizde bir tane çıktı var ve de siz bunu Word ortamına aktarmak istiyorsunuz. Burada da direkt bunu fotoğrafını çektiğiniz zaman şuradan da alanı istediğiniz alanı seçebiliyorsunuz. Kaydet diyelim. Tamam, şu anda Türkçe zaten seçili. İstediğiniz dilde şey yapabiliyorsunuz. Direkt buradaki yazıları buraya alıyor. Şurada tabii bu cam üzerinde biraz parlama olduğu için bazı şurada kelimelerde şey yapabiliyor ama normal direkt kağıt üzerinde gayet başarılı bir sistem. Bu Word dosyayı tekste dönüştürdükten sonra paylaş butonu ile mail yoluyla veya mesaj yoluyla istediğiniz şekilde de gönderebiliyorsunuz. Optik okuyucunun dışında bu da yeni bir uygulamamız S-Health uygulaması. Tabii Android Market'te, Android Google Play'de böyle bu tarz uygulamalar var ve de şu anda çok da popüler de ilerliyor. Buradan sağlık panosu dediğimiz ilk önce kendi rahatlık seviyenizi belirliyorsunuz. Mesela ben diyorum ki ben 20-26 derece arasında kendimi rahat hissediyorum. Nem oranı da 30 ile 70 olduğunda. Bunlar zaten default olarak gelen ayarlar. Siz burada istediğiniz ayarları girebiliyorsunuz. Bu ayarları yaptıktan sonra cihazı mesela ister şöyle bırakın. Çünkü elinizde tuttuğunuz zaman elinizin de sıcaklığını algılayabiliyor. Kendi ortamın ne durumda olduğunu size söylüyor. Şu anda mesela bu ortam sıcaklığını 20 derece olarak gösteriyor. İyi. Nem mesela düşük ölçtü. Biraz da tabii yamuk durduğu için de şey olabilir. Çok da hassas olduğu için dokununca bile direkt sıcaklık değerleri değişebiliyor. Ondan sonra gıda izleyiciye girdiğimiz zaman buradan mesela kahvaltıda, öğle yemeğinde, öğünlerde ne yediniz? Mesela kahvaltıda kendinize bir tabak hazırladınız. Bunun kamerayla resmini çekebiliyorsunuz. Şimdi örnek olması açısından şuradan mesela biz alalım. Şimdi burada kahvaltı tabanında mesela ne olur? Peynir olur. Peynir diye aratıyorsunuz. Beyaz peynir, doğal peynir, cheddar peyniri size farklı şekillerde seçenekler sunuyor. Beyaz peynirde mesela yine burada buraya basıp porsiyon ne kadar yediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Mesela kahvaltı tabağında beyaz peynir burada. Bunu işaretlediniz. Artı ne olur mesela? Zeytin olur. Pardon. Siyah zeytin, yeşil zeytin, salamura, yani farklı seçeneklerde size gene şeyler sunuyor. Siyah zeytin mesela gene buradan mesela büyük diyelim. Ondan sonra zeytinler de mesela şurada olsun. Kaydet dediğimiz zaman size kahvaltının 122 kalori olduğunu gösteriyor. Kahvaltıda bunları yediniz, işaretlediniz. Her öğününüzü böyle bu şekilde işaretleyebiliyorsunuz. Ondan sonra yürüme arkadaşı dediğimizde de buradan şu anda mesela hedef olarak 10.000 adım. Buradan hedefi değiştirebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Yani minimum 1.000 olacak şekilde hedefi değiştirebiliyorsunuz. Ve de cihazı alıp cebinize koyduğunuzda veya elinizde tutup yürüdüğünüzde sizin adımlarınızı sayıyor. Adımlarınıza göre yaktığınız kaloriyi gösteriyor. Kalori ve mesafeyi gösteriyor. Buradan başla dediğimiz zaman, yani işte cihaz bağlı olduğu için gösteremiyorum. Cebinizdeyken sizin adımlarınızı sayıyor sizin yerinize. Ondan sonra şuradan sağlık panosu ekranından alınan kalorileri, gün içerisinde aldığınız kaloriler ve de hedef kalorimiz de var zaten, onu da belirleyebiliyorsunuz ki buradan takip etme açısından çok da faydalı. Artı yakılan kalori, mesela
Burada 560 kilokalori az bir değer girilmiş. Bu sizin o yürüyüş arkadaşınızla yaktığınız kaloriye göre sizin sağlığınızı takip etmenizi sağlıyor. Gene mesela bu değerleri arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Facebook cihazda, Facebook veya Twitter veya sosyal ağlar kayıtlı olmadığı için gözükmüyor ama onlarda da paylaşılabiliyor. Grafiksel olarak görebiliyorsunuz sağlık durumunuzu. Hangi gün ne yapmışsınız, ne kadar kalori almışsınız, ne kadar yakmışsınız. Yine şöyle yaparak değiştirebiliyorsunuz. Bu mesela şu anda haftalık. Bu şu anda günlük. Şöyle haftalık, biraz daha gelelim, ay olarak gösterebiliyorsunuz. Evet, kamera özelliklerine de, kamerada da yeni özellikler var. Onlara biraz değinelim. Özellikle bu en yeni ve en ilgi çekici olan özelliğimiz ikili kamera dediğimiz ön ve arka kamerayı aynı anda çalıştırmamızı sağlıyor. Şuraya bastığımız zaman burada mesela hep olur. Bir toplu halde fotoğraf çekildiğinde hep bir kişi dışarıda kalır. Burada mesela şuradan çerçeveleri de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle çeşitli çerçevelerimiz var. Burada atıyorum mesela kalp yapalım. Fotoğrafta da şöyle şu şekilde istediğiniz yere koyup boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve de çektiğiniz zaman bunu da yani istediğiniz yere koyduğunuzda güzel fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Bunun dışında ikili fotoğraf dışında ayrıca bu ikili kamera modundayken video çekimi de yapabiliyorsunuz. Yeni olarak modlarımızda da sesli fotoğraf özelliğimiz mevcut. Bu sesli fotoğraf özellikle fotoğraf çektiğiniz esnada daha sonrasında galeriden baktığınız zaman unutabiliyorsunuz. Ya bu neredeydi, ne zamandı, ne yapmıştık falan. Böyle ufak ufak notlar almanıza yarıyor. Sesli olarak notlar almanıza yarıyor. Bu drama shot dediğimiz özellik. Burada mesela hareketli olan bir nesne. Bir taklıyorsunuz. Tamam. Şöyle şu şekilde. Tabii kaldırıp da ekleyebiliyorsunuz. Şunu mesela kaldıralım. Burada kaydet dediğiniz zaman arka plan sabit, hareketli nesneyi çoğaltmış olabiliyorsunuz. Yine hareketli fotoğraf yeni bir özelliğimiz. Burada da GIF formatında fotoğraflar çekiyoruz. GIF formatında fotoğraflar çekebiliyoruz. Şu anda arka planda 5 adet fotoğraf çekiyor ve de birazdan bunları hazırlayacak. Burada mesela şurada donduralım. İstediğimiz yeri dondurabiliyoruz. Şuraları hep donduralım. Mesela şöyle de kapatırsak biraz onu beyazlı olan arkadaşı görmeyeceğiz. Ha, şuradan biraz. Şu anda mesela o arka planda geçen beyaz arkadaşı görmüyoruz. Tabi canlandır dediğimizde şuraları mesela canlandıralım. Tekrar gözüküyor. Gene görebiliyoruz. Tabi bunu iki tane arkadaşınız mesela karşınıza aldığınızda gayet güzel, daha eğlenceli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Watch on özelliğimiz var. Burada en azından olarak göstereyim. Aslında şurada TV'leri kurdum ben diğer yerlerde. TV'nizi, set üstü kutusu dediğimiz home theater'ımızı, DVD player'ımızı, uydu alıcımızı, bunları tek sadece bu cihaz üzerinden kontrol edebiliyoruz. İnfrared verici var cihazımızın içerisinde. TV olarak da mesela hep diye düşünebilir, hani Samsung TV'ler mi? O da değil. Şurada popüler olan markalar. Bunun dışında şöyle yaptığımız zaman yani Türkiye'de olmayan ve de bütün TV üreticilerinin cihazlarını görebilirsiniz. Bu infrared üzerinden kontrol ediyor. Yani TV'yi açıp kapama, source, kaynak değiştirme,
Bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Artı mesela TV'yi açıyorsunuz, ondan sonra uydu alısına geçiyorsunuz, uydu alısını kontrol etmeye başlıyorsunuz. En azından o iki kumandayı tek telefona indirmiş olabiliyorsunuz. Galaxy S4'ün 16, 32 ve 64 GB'lık farklı bellek seçeneklerine sahip versiyonları satılacak. 16 GB'lık versiyonun peşin satış fiyatı 1999 lira ve yine 32 GB'lık versiyonda 2099 liraya satılacak. Huawei, Turkcell ve Vodafone'da bu telefonu bulmak mümkün olacak. Aynı zamanda yine Samsung'un da mağazalarında ve yine zincir teknoloji mağazalarında Samsung Galaxy S4'ü satın almak mümkün olacak. Galaxy S4 ile ilgili ön izlenimlerimiz bu kadar. Cihazla ilgili daha detaylı incelemeyi de ilerleyen zamanlarda Teknoblog'da bulacağınızı belirtelim ve videoyu kapatalım.